Hoş geldiniz Emriye'nin mutfağına. Bugünkü menümüzde mantarlı pide yapacağım. Sevgili takipçilerim, yani siz kıymadan da yaparsınız, tavuk etinden de yaparsınız. Ne lazımsa ondan yapabiliriz. Şimdi burada yarım kilo mantarım var sevgili takipçilerim. Burada bir baş soğanım var. Burada bir yumurtanın sarısı akını içine koyacağım unumuzun. Burada bir tatlı kaşığı şekerimiz var. Burada bir kaşık yemek kaşığı mayamız var. Burada bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Burada bir bardak ılık 250 milimlik bardağıyla suyumuz var. 250 milimlik bardağıyla sütümüz var. Burada da kaşarımız var. Yani kaşarlı mantarlı pide yapacağım. Burada da unumuz var. Daha ölçüsü yok unumuzun. Ben size ölçüsünü de videomun altına yazarım sevgili takipçilerim. Öncelikle şimdi mantarımızı doğruyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Nasılsın anne? İyi misin bugün? Birazcık iyiyim, yani fazla değil sevgili takipçilerim. Yalnız yine izlenmemiz az, yorumlarımız çok sevgili takipçilerim. Artık diyet diye de hoşlandım. Bundan sonra söylemeyeceğim sevgili takipçilerim. Siz bilirsiniz artık. Ben size atmışım. Siz nasıl ki bilirsiniz? İzlenmelerimiz sonuna kadar izlensin diyeyim anne. İzlenmelerimiz de sonuna kadar izleyin sevgili takipçilerim. Şimdi mantarımızı doğradım. Kaşarlı yapacağım. Sevgili takipçilerim, mantarımızı doğradım. Şimdi soğanımızı Anne, bir izleyicimiz uzun mu videolarımız diyor bize. uzun diyor ama uzun da değil, yani o kadar uzun, yani o kadar kısa da olsa işe yaramaz yani. 10 dakika maksimum değil mi anne? Tabii Fazla 10 uzun dakika, yani çekmiyoruz yani. hamur işi olursa biraz fazla oluyor. Ne yapalım yani, hamur işinde fazla oluyor. Geçenki bir 13 dakikaydı. Normalde uzun yapmıyoruz videoları. Kısıyoruz. Sevgili takipçilerim, yarım saatlik videolar var. Onlara ben hiç uzun demeyelim. İzlemeye bakıyorum yani. Sonuna kadar da izliyoruz değil mi anne? Ben Evet. de bırakıyorum, sonuna kadar bitiyor Zaten başımın izliyorum videoları. ağrısından bakamıyorum. Açıyor şöyle koy yerim. İzlen yerim. Ondan sonra ben de yazıp atı yerim yorumumu sevgili takipçilerim. Çoğu zaman yani sonuna kadar izliyoruz ki 27 dakikalık videolar var. Başımın ağrıdığından ben fazla bakamıyorum. Daha başım geçmedi sevgili takipçilerim. Soğanımızı da doğradım sevgili takipçilerim. Şimdi hamur yoğurma işlemine geçiyorum. Ondan sonra bunları kavuracağım. Ellerimizi de yıkadık değil mi? Ellerimi ben önceden yıkamışım. Yüzüklerimi de Yüzüklerimizi de çıkaracaksın yani. çıkaracağım. Şimdi öncelikle 250 milimlik bardağına suyumuzu katıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ekşiyecek mi hamurumuz? Tabii 40 dakika, 45 dakika bilemedim mayalanacak. Şimdi 250 milimlik bardağına da sütümüzü katıyorum. Çok da güzel pide değil mi anne? Tavuklu da olurmuş değil mi? Her çeşit yapabiliriz. Tavuklu, kıymalı, kuşbaşılı her şeyine olabilir yani. Şimdi mayamızı kattım. Anne pek tavuk sevmediği için mantarlı Ben yapıyoruz. tavuklu sevmiyorum. Sevmedim Evet. tavuğu. Şimdi yumurtanın akını içine koyuyorum. Sarısını üzerine süreceğim sevgili takipçilerim. Bunu güzel bir karıştıralım. Şimdi şekerimizi koyuyorum sevgili takipçilerim. Bir tatlı kaşığı Bir değil tatlı mi? kaşığı. Zaten videomun altına yazarım. Oradan da bakıp Biraz faydalanabilirsiniz. şöyle yakında alalım. Sonra Tuzumuzu da diyorlar unumuzu uzak döktüm oluyor. o zaman. Öyle mi anne? Kaç bardak un olduğunu yazacağız. Herhalde ben şeye yazacağım. 3 bardak un gider bu suya, yani bu malzemeye. Ben gene videomun altına yazarım. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. 250 milimlik bardağına suyumuzu, unumuzu katıyorum sevgili takipçilerim. Bakalım kaç bardak un gidecek. Üstüne de tuzumuzu koyuyorum.
Bir tatlı kaşığı un, tuz sadece. Şimdi bunu bir spatula ile karıştırayım. Ondan sonra diğerini dökerim sevgili takipçiler. 4 kaşık da yemek kaşığıyla sıvı yağ koyuyorum. Sevgili takipçilerim, unutmuştum, sonradan aklıma geldi. Zaten yoğuruyoruz, bir şey etmez. Daha hamurumuzu yoğuruyor annem. 3 döktüm, bir daha döküm, 4. Yemek kaşığıyla 4 kaşık sıvıyı içine koydum sevgili takipçilerim. Hafif sevgili takipçilerim, ele yapışan bir hamur oldu. Şimdi bunu 40-45 dakika mayaladacağım. Tekrar tasımızın içine koyuyorum. Ekşiyecek bir süre değil mi anne? Evet. Sıcak. Ondan sonra biz malzemeyi hazırlamaya geçeceğim. Tamam, bunun işi bitti. Şimdi sevgili takipçilerim, ocağımın başına geçtim. Tavamızın içine 4 yemek kaşığıyla sıvı yağ koyuyorum. İç malzemesi değil mi? İç malzemeyi hazırlayacağım. Mantarlı pidemizin. Yani 4 bardak unumuz gitti, 250 milimlikle şeyine, hazırlanmasına da ayrı un koydum. Gene de ben yazarım. 250 milimlik 4 bardak. Şimdi mantarımızı pişirecek anne. Şimdi ocağımızı yakıyorum. Yine biraz rahatsız ama yine yapıyor anne. Yine de idare ediyoruz sevgili takipçilerim. Yani tam da iyileşmedi. Şeylere, videolara bakamıyorum. Başına alıyorum. Açıyorum, koyuyorum. İzleniyor. Gelip yazısını yazıyorum oturduğum yerde. Şimdi soğanımızı koyuyoruz. İsinmiş yağımızın içine sevgili takipçilerim. Emriye Hanım, ne yapıyoruz? Emriye Hanım'ın daha işlemi bitmedi Ahmet. Ahmet'imiz de biraz rahatsızdır. O da hasta. Ben hastaydım, ne bilmiyorum. Çok hasta oldu Ahmet, acile götürdük, baktırdık. Emriye Hanım, şimdi ne yapıyoruz, ne içiyoruz? Şimdi pizemizin iç malzemesini hazırlıyorum Ahmet. Anne su. Biberimizi de döktüm sevgili takipçilerim içine. 3 tane yeşil biber. Şimdi biraz daha bunlar da haşlanıyor. Diyorum sevgili takipçilerim, yani bunu fazla öldürmeyeceğim kararmasın diye. Siz yani haşlamaya da bilirsiniz. Ben de haşlamayacağım ama dedim azıcık öldüreyim. O yüzden zaten fırında pişecek değil mi? Tabii zaten fırında pişireceğiz. Pide mi bu, pizza mı anne? Pizza değil, pide. Pide. Mantarlı pide. Pizza ayrı, pide ayrı. Bir kaşık karabiber döküyorum. Çay kaşığıyla bir kaşık da pul biber döküyorum sevgili takipçilerim. Yakında aldık. Çok güzel anne. Ellerine sağlık. Afiyet olsun herkese. Bir kaşık da kırmızı biber koyuyorum sevgili takipçilerim. İç malzememiz çok güzel oldu anne. Fazla kavurmayacağım ki mantarımız kararmasın. Şimdi her şey döküldü. Şimdi şeye geçiyoruz. Şimdi tasa alacağım bunu. Hamurumuz eşkidi mi görüşürüz. Mayalandı mı? Sevgili takipçilerim, mantarı sulanırsa suyunu süzün. Ben de süzdüm. Şimdi hamurumuz güzel mayalandı. 45 dakikanın, 50 dakikanın arasından arkasından şimdi bezelerimizi alacağım sevgili takipçilerim. Mantarlı pidemizin bezelerini alıyor annem. Hamurumuz da çok güzel bir pürüzsüz hamur oldu sevgili takipçilerim. Hafif ele yapışan bir hamur oldu. Anne, mantarımız sulandı mı biraz? Mantar sulandı, suyunu süzdüm. Siz de sevgili takipçilerim suyunu süzebilirsiniz. Çünkü çoğunlukla tavukla da yapabilirsiniz. Tavuğuyla yapın, kıymayla yapın, neyle yaparsanız yapın. Üzerine un sepiyorum, hamur kartıyla keseceğim sevgili takipçilerim.
Bezeleri aldım sevgili takipçilerim. 13'den 8 tane beze çıktı. Şimdi bekletmeden açacağım. Şimdi hemen yapıp pişireceğiz hemen değil mi? Yapıp hemen şeye koyacağım. Durmayacak. Hı-hı. Pidelerimiz, mantarlı güzel pidelerimiz. Yapayım. Başlayalım. Fazla ne ince ne kalın olacak. Yuvarlak şekilde olacak. Fazla zor değil ama yine de uğraştırıyor değil mi? Hamur işi de uğraştırıyor tabii. İster istemez fazla da kısa olmuyor çünkü hamur işi olduğu için. Şimdi kaşarını koyuyorum sevgili takipçilerim. Kenarlarına koyuyorum. Birer parmak aralıklı ekleneceksiniz. Şöyle bir yakın alalım görsünler nasıl yapıldığını pidelerimizi. Şu tarafa da şöyle alıyorum. Bu da daha çeşit model değil mi anne? Tabii kenarlarına da kaşar koyuyoruz. Şöyle işte. Yakın istiyorsunuz bazen. O yüzden yaklaştırıyorum iyice. Şimdi bunun kenarlarını böyle katlıyorum sevgili takipçilerim. Çok kolay ve basit bir pide. Mantarlı ama lezzetli. Malatya tuz sosu da kaçacaksın değil mi anne? Şuralarını da şöyle yapıyorum. Böyle. Şöyle. Şimdi sevgili takipçilerim böyle yaptım. Tepsiye koydum. Tepsiye koydum. Ondan sonra şimdi mantarımızı koyacağım. Mantarı demişim. Fırçayı ne yaptık? Aralarına şey. Şöyle aralarına da malatya sosu sürüyorum. Siz salça da sürebilirsiniz, ketçap da sürebilirsiniz. Ne canınız isterse onu sürebilirsiniz. İşte pidelerimiz. Şimdi mantarı da koyacak annem içine. Evet, şimdi mantarını koyacağım. Şimdi mantarını koyuyorum sevgili takipçilerim. Eğer mantarıyla yaparsa sulanırsa hafif suyunu süzebilirsiniz. Ha şimdi ben buna tuz neden dökmedim sulanır diye şimdi üstlerine dökeceğim. Şimdi üzerlerine dökecek anne ve bitiriyoruz yavaştan pişecek. Bir de yanlarına mı yumurta süreceğiz? Tabii yanlarına da yumurta süreceğim. İşte yakın çekim alalım biraz. İşte çok güzel oldu ellerine sağlık. Üzerlerine de kaşar peyniri koyacağım. Şimdi yumurtasını sürüyorum sevgili takipçilerim kenarlarından. Yumurtamızı sürüyorum kenarlarından. Şimdi hiç durdurmadan fırına vereceğiz. Evet, bekletme yok. İşte yakın çekim alalım. Çok güzel oldu ellerine sağlık. Piştikten sonra görüşürüz. Kaşarını koyuyorum. Tuzunu da sepiyorum sevgili takipçilerim. Şimdi fırına veriyoruz. Oo, çok güzel oldu ellerine sağlık. Piştikten sonra görüşeceğiz değil mi? Hı hı. Sevgili takipçilerim pidemiz pişti, servise hazırdı. İster buna pide deyin, ister pizza deyin. Ben pide diyorum. Çok da muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. Yapanlara Allah kolaylık versin. Yiyenlere Allah selametlik versin. Sevgili takipçilerim. YouTube arkadaşlarımıza da buradan selam olsun. Organikli arkadaşlarımıza da buradan selam olsun. Abone olmayı, yorum atmayı, izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Sevgili takipçilerim. Haydi herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçilerim. Bizlerden iyi akşamlar. Çok Emniyenin da muhteşem mutfağından oldu. Çok da güzel geceler. Oldu. Dördü de fırında pişir sevgili takipçilerim. Dördünü pişirdik, dördü fırında. Ellerine sağlık anne. Herkese afiyet olsun. Iyi günler.